İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları David Grigoryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşi ve Mardagert bölgeleri yönünde ateşkesi ihlal etti. ABD Büyükelçisi'nin açıklaması ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç siyasi belası. Bakü diktatörünün propaganda makinesi Ermeniler arasında bir işe yaramaz malzeme daha yaymıştır. İranoğlu. Fotoğrafçı Sevak Asıryan. Artsakh sadece haritada küçük, Artsakh'ı keşfetmek bir ömür sürüyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Urfa Surp Asvazazin Kilisesi'nin çatısı çöktü. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi Aralık 2023'te yapılacak parlamento seçimleri için seçim kampanyası çerçevesinde Ermenice düzenlenen 18. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantı 6 Temmuz 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Artsakh ve Batı Ermenistan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. David 17 Kasım 2000'de doğdu. Armavir bölgesine bağlı Sardarabad köyünde büyüdü. Ailenin en küçük ferdi ve tek oğluydu. 2006-2007'de spor jimnastik kurslarına katıldı. 2006 yılında spor turnuvasında ödül aldı. 23 Haziran 2007'de grup müsabakasında dördüncü oldu. 2007-2018'de Sardarabad Lisesi'nde okudu. 2008, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Sardarabad Lisesi tarafından mükemmel performans ve örnek davranış için takdirname ile ödüllendirildi. 2009-2010 yılları arasında karate derslerine katıldı. 20 Şubat 2010 tarihinde ikincilik, aynı yılın 17 Temmuz'unda ise Ermeni Komitesi Şampiyonası'nda üçüncülük derecelerini kazandı. 2010, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında Kanguru Matematik Yarışması'na katıldı. 18 Mart 2010'da 52 puanla birinci oldu. 2011-2013'te satranç derslerine katıldı. 2011'de bölgesel satranç şampiyonasında ikinci oldu. 13-20 Temmuz 2012 tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenen 7. Uluslararası Satranç Turnuvası'na katıldı. 2011 yılında satrançta ikinci oldu. 25 Ekim 2014 tarihinde Armavir bölgesi Powerlifting Şampiyonası'nda üçüncü oldu. 6 Temmuz 2016'da Almanca dil becerisinde A2 derecesi aldı. 2018 yılında okuldan mezun oldu ve aynı yıl ablası Hripsime'nin yolunu takip ederek Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Ekonomi Üniversitesi Maliye Fakültesi'ne girdi. Öğrenimini yarıda bırakarak 13 Ocak 2019'da askere alındı. Gümrü Eğitim Askeri Birliği'nde 6 aylık assubaylık kursunu tamamlayarak 1 Temmuz 2019 tarihinde assubay rütbesini almış ve ardından Hadrut'un Ne Askeri Birliği'nde hizmete devam etmiştir. Askerliğini iyi yaptığı için 8 Nisan 2020 tarihinde üst subay rütbesini almıştır. 2. Artsakh Savaşı'ndan bir ay önce 19 Ağustos 2020 tarihinde Tanksavar Hesap Birliği'nin kıdemli komutan rütbesini aldı. 27 Eylül 2020'den itibaren Artsakh'taki muharebe operasyonlarına aktif olarak katıldı. Karahan Bili, Fuzuli kesiminde 15 tank ve 1 birim piyade savaş aracını imha etti. Bunun için 4 Ekim'de Artsakh Devlet Başkanı Araik Arutyunyan'ın kararnamesiyle kendisine en yüksek Artsakh Kahramanı unvanı verildi. 2 Kasım'da David ve 3 arkadaşı hayatlarını vatana adayarak şehit düştüler. Ermeni alfabesinin yaratıcısı Mesrop Maçdot'un doğum yeri Duruperan eyaletinin Darun ilçesinin Hatsekats veya Hatsik köyünde tanrılar için de ekmek pişirdikleri söylendiği için Hatsekats olarak anılmıştır. Bu arada bu köy Roma şehrinden 3000 yıl daha eskidir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Talim bölgesinde insanların buğday yetiştirmede 7000 yıllık deneyime sahip olduğu Hatsaşen adında bir köy vardır. Mısır'da 5000 yıl önce buğday ekmeği pişirmeye başladılar.
Bütün bunlar buğdayın ana vatanının Ermenistan olduğunu ve ilk ekmek yiyenlerin Ermeniler olduğunu söylemek için imkan veriyor. Bu nedenle Ermeni mutfağının bakliyat, tahıl, hububat üzerine kurulmuş olması doğaldır. Ermenistan'daki ana tahıl bitkisi ekmek, makarna ve birçok bulgur, unlu mamulleri yapıldığı tahılların incisi olan buğdaydır. Buğday tek yıllık bir bitkidir. Tüm kıtalarda yaygındır. Yabani ve ekili 25 buğday türü bilinmektedir. Ermenistan'da 13 yabani, yabani tek taneli, yabani urartu, ararat vesaire ve ekili tek taneli, sert, kundik, emmer, buğday vesaire. Buğday türü yetişir. Bulgur tahıl bitkilerinin buğday, arpa, kara buğday, yulaf, darı, pirinç, mısır vesaire tam veya öğütülmüş tanelerinden yapılan bir besindir. Ermenistan'da bulgur ağırlıklı olarak buğday ve emmer buğdaydan yapılır. Buğday bulguru çeşitleri çiğ bulgur, korkot, öğütülmüş çiğ bulgur, yarı haşlanmış ve öğütülmüş bulgurdur. Ermeni yemekleri neredeyse tamamen tahıl ve ondan elde edilen ürünlerden oluşur. Un, bulgur, öğütülmüş buğday, erişte. Eski Ermenistan'da çok popüler olan çorbalar da ağırlıklı olarak tahıllardan pişirilirdi veya yemeğe un ve sudan yapılan kalın bir püre eklenirdi. Buğdaydan lapalar, çorbalar, pilav, batus dolma, harisa, hatik, korkot vesaire yapılırdı. Buğday ve undan yapılan eski yiyeceklerden biri pohinç'tir. Ağanç yapmak için kavrulmuş ve iri öğütülmüş buğday taneleri kullanılır. Undan hepsi fırında veya ocakta hazırlanan eski Ermeni ekmek çeşitlerini pişiriyorlar. Baharç, mayasız ekmek, ortası yaklaşık 50 santim çapında delikli yuvarlak ekmek olan bokon, parşömene benzeyen lavaş vesaire ve Ermenice su serpilmiş ve henüz mayalanmamış un anlamına gelen hays kelimesinin ekmeğin ana vatanı Ermenistan yerlilerinin kendi adlarıyla Ermeni hay ile bağlantılı olması da çok doğaldır. Komşu halklar için Ermeniler her zaman çiftçilik yapan ve ekmek yapan bir halk olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Artsah Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildiğine göre 4 Temmuz saat 18.55 ile 5 Temmuz saat 00.10 arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşi ve Mardagert bölgesinde hafif silahlar kullanarak ateşkesi ihlal etti. Ermeni tarafında kayıplar mevcut değil. Ateşkes ihlali Rus Barışı Koruma Birliklerinin komutanlığına bildirildi. 5 Temmuz 9.30 itibariyle temas hattındaki durum nispeten sakindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Kristin Quinn, kamu televizyonu ile yaptığı görüşmede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Minsk grubunun durmadığını ve gelecekte yapıcı bir çalışma fırsatı olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı olmadığını ifade etti. Minsk grubu ve üçlü başkanlık çalışmasa da AGİT kararıyla eş başkanlığa verilen münhasır yetki, bu yetkinin ele alınması için yaratıldığı konunun henüz çözülmemiş olması nedeniyle iptal edilmedi. Söz konusu tabii ki derinliği ve bütünlüğüyle her zaman bir Ermeni-Azeri çatışması olan Artsakh çatışmasıdır. Dahası bugün farklı vurgu ve tonlarla, farklı seslerle pratik olarak masada olan konular sadece başka süreçlere ve düzenlemelere sahipti. Çünkü uluslararası statüko ya da bölgedeki statüko farklıydı. Genel olarak bugün yaşananlar bu anlamda bir devam, sadece yeni bir uluslararası statüko ve onu oluşturan güç merkezleri arasında savaş koşullarında yeni bir ilişkidir. Bu da çeşitli ayrı bölgelerde felaketlere yol açıyor. Bütün bunlara rağmen eş başkanlığını yöneten oluşumlar şu anda birbirleriyle sert bir yüzleşme, hibrit savaş modunda olsalar bile aslında Bakü makamları dışında hiç kimse bu eş başkanlığın görevini sorgulamıyor. Amerika Birleşik Devletleri eğer gelecekte eş başkanlık görevi etrafında yapıcı çalışmaların fırsatı oluştuğunda buna karşı olmadığını açıklamaktadır.
Batı Ermenistan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Kristin Quinn'in kamu televizyonuna verdiği röportajda Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç siyasi hayatıyla ilgili bir dizi konuya atıfta bulunmasına yanıt vermek istiyor. Artsakh sorunuyla ilgili olarak ifade edilen görüşe özellikle değinmek istiyoruz. Batı Ermenistan hükümeti 1919'da Boğuslubar tarafından yeniden kurulan ve 1920'de 25'ten fazla devlet tarafından tanınan ve sürekliliğini Batı Ermenistan Cumhuriyeti biçiminde ifadesini bulan Ermenistan Devleti olmadan yeni jeopolitik haritanın oluşamayacağını sürekli hatırlatıyor. Herkesin bu gerçeği anladığına ve güç merkezlerinin yeni ilişkilerinin ve statikonun ancak Birleşik Ermenistan Devleti yani Batı ve Doğu Ermenistan, Artsakh, Nahçıvan ve Cavahk'ın birliğiyle sağlanabileceğine inanıyoruz. İranolog Vartan Voskanyan şöyle yazıyor. Bakü diktatörünün propaganda makinesi Ermeniler arasında sözde Türk kökenli soyadları hakkında geniş kapsamlı sözde sonuçlara varan başka bir saçmalık yaydı. Bu tür soyadların var olduğu ve esas olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Türkçe konuşanlar için anlaşılması ve telaffuzu zor olan Ermenice isimlerin pasaport kaydı sırasında kişinin veya ailesinin mesleğinin Türkçe isimleriyle değiştirilmesinin bir sonucu olduğu inkar edilemez. Bunlar arasında örneğin Demircan Ermeni versiyonu Darpinyan, Boyacıyan Ermeni versiyonu Nergararyan, Bardakçıyan Ermeni versiyonu Brutyan vesaire. Ancak Bakü'nün cahil propagandacıları Sarkisyan veya Şahnazaryan soyadlarının Azerbaycan kökenli olduğunu düşünüyorlar. Halbuki örneğin Sarkisyan veya Şahnazaryan soyadının ilki Latince Sergius, ikincisi Farsça, Arapça, kral, şah anlamındadır. Bize dayatılan Hibris Savaşı'nda bu cahillere yenilmenin utanç verici olduğunu ve bu utanç lekesinin ancak zaferle silinebileceğini defalarca ifade ettim. Batı Ermenistan hükümeti yerli halkların sorunlarını defalarca ele aldı ve ele almaya devam ediyor. Soyadları sorunu da bunlardan biri. Sayın Voskanyan'ın belirttiği gibi Ermeni soyadları esas olarak mesleki faaliyetlerle ilgilidir. Ama soy ve köken ile ilgili olanlar da vardır. Yerli olmayan ve kendi halkına, kültürüne, yazı ve edebiyatına hatta kendi alfabesine sahip olmayan Bakü yetkilileri yabancı kültür ve isteği kendine mal etmeye alışmış durumda. Bu gerçek bunun en iyi kanıtıdır. Hükümetimiz bir sonraki oturumları önümüzdeki hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Komisyonu'nda tam olarak bu konuları tartışıyor ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni bir demografik durum yaratmayı amaçlayan bu konuyu Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan gündeme getirecektir. Fotoğrafçı Sevak Asıryan, Aysor Ayemi ile yaptığı röportajda Artsakh sadece haritada küçük, gerçekte birkaç kez küçülen Artsakh'ı keşfetmek sonsuz değilse de aylar alıyor. Ağırlıklı olarak 2016'dan itibaren fotoğraf çekmeye başladım. Artsakh'ın keşfedilmemiş şirin yerleriyle ilgili bir fotoğraf sergisi düzenleme niyetim vardı ama 44 günlük savaş planlarımı ve sunumun başlığını hafızanın gücü adıyla değiştirdi dedi. Asıryan konuşmasına şöyle devam ediyor. Stepanakert'teki sergi çok heyecan vericiydi. Ben yaşamı sembolize eden doğa manzaraları çektim diye düşünüyordum ve insanlar resimlere bakarken savaş resimlerinde olduğu gibi bu kadar üzülmemeli gibi geldi. Ama insanların tepkisi tam tersiydi. Adamın biri fotoğraflardan birine baktı ve köyümüzün yakınında buna benzer bir yer var dedi. Köyün nerede diye sordum. Sığınak dedi ve ağlamaya başladı. Meğer insanların hatıralarını çekmişim. İnsanlar gelip biz nasıl böyle yaşarız, Hadrut'u, Şuşi'yi, köylerimizi niçin özlüyoruz diye konuştular. Artsakh'ın bütünsel Ermenistan'ın kalbi olduğunu söylemek istemiyorum ama Artsakh olmadan biz eksiyiz. Hayatımızın yarısını yaşayacağız. Fotoğraflarım da aslında bize bunu hatırlatmak için.
Savaştan sonra birçok insanla tartıştım, birçok insanla iletişimimi kestim, artık teslim edelim, iyi yaşayalım diyenlere o zaman tokat atmadığım için pişmanım. Öncelikle bazı adımları zamanında atmadığım için kendimi suçluyorum. Şimdi birçok insan bana Artsakh'tan ayrılmak için her türlü şansım olduğunu söylüyor ama bunu düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Neden bu kadar çok şey yaptım? Gitmek için mi? Vatansız olmak için mi? 9 Kasım 2020'de oğlum Yerevan'daydı, askerlik çağında değildi. 9 Kasım'da aradı, ağlayarak benim artık vatanım yok mu diye bağırdı. Ne zaman birileri Artsakh'ı teslim etmekten bahsetse oğlumun sözlerini hatırlıyorum. Çocuklarımın vatansız kalmasını istemiyorum. Bu hayatımın ikinci ablukası. İlki 90'lardaydı. O yıllarda gençtim, ne olduğunu anlamamıştım ama şimdi geriye dönüp baktığımda bir değerlendirme yapabilirim. 90'larda biz ana Ermenistan'ın arkamızda olduğunu biliyorduk. Hükümet kuşatma altındaki Artsakh'a nasıl malları nakledeceğini düşünüyordu. 10 kişi dağları, vadileri aşarak bir birlik oluşturup helikopterlerle Artsakh'a vardığında insanlar yaşasın diye bağırıyordu. 10 kişiyle dağları deviremezdik değil mi? Ama anlaşıldı ki başarabilirdik ve başardık. Şimdi aramızdaki irtibatı koparmak, birlik oluşturmamak için her şeyi bilerek yapıyorlar. İnsanlar ne kaybettiklerini bilmiyorlar. Hafızanın Gücü adlı fotoğraf albümü de bunun için var. Fikirlerimi zamanında gerçekleştiremediğim için üzgünüm. Gerçekten de şu Şii değil, yıldızlı gökyüzünün altında Surp Kazançetsovski Lisesi'ni fotoğraflamak istedim. Başaramadım ama yine de resim çektiğime dair bir his var içimde. İnsanlar bana hayalperest diyorlar. Öyle olsun, ben hislerime inanırım. Urfa'daki tarihi kiliselerden biri olan Germuş Surp Asvazadzin Kilisesi'nin geçtiğimiz günlerde kubbesi çöktü. Mabedin iç kısmı ve çevresi gün be gün defineciler tarafından kazılmış ve tahribatı hız kazanmıştı. 2017 yılından bu yana geçen 6 yılda hiçbir adım atılmamış olması, aksine eski mezarlıkların dahi imara açılmış olması bile mabedin bilinçli bir şekilde kaderine terk edilmiş olduğu şüphesi uyandırmaktadır. 1915 öncesi Urfa yöresinin en büyük köyü olan Germuş'ta, Germuş Kilisesi'nin yanı sıra yüzden fazla öğrencisi olan bir de okulun yer aldığı biliniyor. Kilisenin 1881'de Hagop Arzvisyan tarafından restore edildiği kayıt altına alınmış. Kilise 1915 yılına kadar Ermenilerin ibadethanesi olarak kullanılıyordu. 1915 sonrasında Hamidiye alaylarına komutanlık eden Ermeni celladı Sümer Paşa'ya hediye edildiği iddia ediliyor. Urfa Valiliği ve Urfa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde Ermeni mirasından bahsedilmiyor. Sadece kilisenin önemli eski bir kilise olduğu belirtiliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1846-1909 yılları arasında yaşamış olan Aşuk Civani'nin Gagik Muratyan topluluğu tarafından seslendirilen Zahort Orer adlı eseri sunuyoruz. Zahar tarara zamran namal kugalu kertan Zahar tarara zamran namal kugalu kertan Vaha peluche Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.